Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Akit TV ekranlarında saklanan tarih programıyla karşınızdayız. Bugün 11 Eylül 2017 Pazartesi. Bugün yani bu akşam önemli bir konuyu ele alacağız. Osmanlı Devleti ile ilgili söylediği sözleri bu programda gündeme alacağız. Peki o kim? Asude Havuzlu, tarihçi, yazar. Sosyal medyada eminim ki görmüşsünüzdür. Önünüze mutlaka çıkmıştır. Osmanlı Devleti ile ilgili söylemiş, ol, söylemiş olduğu sözleri bu akşam burada konuşacağız. Doktor Ahmet Anapalı hocamla tarihçi yazar. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Hocam yeni mesaj gazetesindeki haberi sizlerle paylaşacağım. İzleyicilerimizle Eyvallah. sizle paylaşacağım. ve Bunun üzerinden soru soracağım ve bu konuyu mutlaka bu akşam gündeme getirelim. Eyvallah. Detaylarını da siz biliyorsunuz. Hafta içerisinde sürekli e, tabii, telefonlaştık, tabii. iletişim tabii. halindeydik. Detayları da izleyenlerimize paylaşacağız. Bu arada değerli izleyenler bizlere et akit tv twitter hesabı üzerinden soru sorabilir. Programımızla ilgili yorum yazabilirsiniz, yorumlarınızı fırsat buldukça paylaşmaya çalışacağız inşallah. Şöyle hocam Atatürk Vatandır sempozyumunda tebliğ sunan eğitimci yazar Asude Havuzlu. Türkiye Cumhuriyeti tarihini hiçe sayıp yeni bir tarih yazma, Osmanlı padişahlarından yeni kahramanlar çıkarma çabası beyhude bir çabadır ve bizi büyük bir çıkmaza sokacak bir yanlıştır. Artık tarihimizle yüzleşme zamanı gelmiştir diye konuştu. Haberin detayları da aşağıda alt satırlarda var. Evet. İsterseniz sizde paylaşabilirim. Evet hocam. Tarihimizle yüzleşme zamanı gelmiştir diyor Asude Hanım. Neler söylemek isterseniz videoyu siz de izlediniz, ben evet. de izledim. Videoyu burada göstermeye gerek olmadığını düşünüyorum ama illa da gösterin derseniz videoyu izleyenlerimizle paylaşabiliriz. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Her hafta yapmış olduğumuz duamızı yapalım. Allahımıza Enbiya Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde bildirdiği üzere, yeri, göğü ve ikisi arasında bulunan her şeyi yaratan Rabb'e sığınarak, O'nun e, kulu olmak şerefine ermek mutluluğunu tadarak, Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah bizi hakkı, hakikati, doğruyu, bak doğruyu, güzeli demiyorum. Güzel başka bir şey. O onu geyikler yapıyor. Doğruyu. Kaynaklar, arşivler ve yaşanmışlıklar doğrultusunda gerçek ne varsa onu konuşmayı Allah nasip etsin bize. Amin inşallah hocam. Şimdi birileri bu sözleri söyledikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han geydi. Erkeklerden hoşlanıyordu diyor. Evet. Asude Hanım'dan bahsetmiyorum. Yok Asude Hanım öyle bir şey söylemiyor. Yok yok. Burada bu kameralara bakarak bir beyefendi tam olarak senin oturduğun yerde, ortada İbrahim Bedir oturuyordu. Tam olarak senin oturduğun yerde Fatih bir geydir. Erkek çocuklardan hoşlanıyordu dedi. Yani ne demek istiyorum biliyor musun? Asude Hanım'ı kat be kat aşan insanlar geldi bu kanala orada konuştular Allah'a maşkürler olsun Rabbime hamdolsun ki hepsi gerekli cevabı aldılar postalandılar ve buradan gittiler şimdi geçtiğimiz hafta bana Facebook'tan Twitter'dan sosyal medya hesaplarımdan sorular yöneltildi izleyiciler tarafından evet. ee, bana dediler ki böyle bir kadın böyle bir konuşma yaptı. Ne diyorsunuz? Buna bir cevap. Çünkü bu bizim dünyamızdaki Osmanlı'yı yıkan ilk 3-5 videoda açıp da benim hayatım tarihi anlamda nöropatolojik insanlarla dolu olduğu için Sultan Vahdettin'e altın kaçıran hırsız diyenlerle görüştüğüm için Baktım video 20 dakika ya benim hayatımın 20 dakikasını onlara verecek kadar kıymetli olmadığını bildiğim için hı hı. seyretmedim. Fakat bana gönderilen videolar onu 15'i, 20'yi bulunca sayfamda herkes o videoyu gösterince la dedim nedir bu ya? Ben de bir açayım bakayım ne diyor bu kadın? Çünkü yüzlerce kişi bana bu videoyu gönderiyor seyret diye. Evet, Açtım seyrettim. Dedim ki ben bunun tarih öğretmeni olsam önce buna 35 sayfalık dönem ödevi verir. Ondan sonra otur sıfır der bırakırdım tarihten. Ya bu normal lise çocuğunun bile kuramayacağı kadar hatalarla dolu bir makale. Evet. Zaten hanımefendinin eline verilmiş o kağıt oku demişler. Evet. Çünkü kendisi matematikçi matematik öğretmeni evet. araştırdık. Ee, hanımefendiye vermişler o kağıdı, oku diye. Hanımefendi muhtemelen gelirken bir bakmış. Okuyamıyor çünkü. Yani birkaç defa bir cümleyi okuyor. Evet. Doğru ya doğru okuyamadığı cümleler var. Bu demek oluyor ki bu mevzuya aşina değil. Kağıt nasıl benim de dikkatimi çekti. Tabii tabii. Sen yani hiç beni Bu gidiyor bazı Bak. yerlerde sonrasında yani %80'ini kağıttan okuyor. Aynen öyle. Sen hiç beni, ya da buradaki arkadaşlarla biz çalışıyoruz yıllardır. Allah için söyleyin. Bir kere, bir tek programda bir yere bakarak konuştun mu? Anlatıyorum ondan sonra diyorum ki kaynak vereyim mi Resul diyorum. Söylediğime kaynak vereyim mi? Evet diyorsan kitabı açıyorum. Kaynağı veriyorum. Değil mi? Ben şahidim hocam. Kaynakla konuştuğunuz için. Yani önce anlatırım sonra kaynak vereyim mi derim. Kaynağını açar konuşurum. Evet. Öyle okumak dedim ki ben bunun tarihi Dedim bu kesinlikle tarihçi değil. Bunu vermişler eline kağıdı bu okuyor. Hı, hı Sonra o resim var mı? İsmail tarihimizi yüzleşelim Zeyt. Evet. Onu arkaya versene. Arkadaşlar video ile verelim. Tamam Buyurun. bunu da gösterelim mi? Şimdi Atatürk Vatandır Sempozyumunda bir hanımefendi çok enteresan kırmızılı bir hanımefendi. Atatürkçülerin kırmızılısı meşhurdur ya kırmızılı. Kırmızı fularlı kadınlar, kırmızı Hocam, örtülü. sosyal medyada kırmızı fularlı bir şey vardı ya hani. Evet, evet. Gitti, Onun türevi işte. Evet. Şimdi ona benzetmeye çalışmışlar. Aynen. Yani başörtülü kırmızı aynen başörtülü. Öyle. Hanım Şimdi diyor hanım diye ki, söylüyorlar. Eee padişah annelerinin portresi Fatih'in annesi Despina Bu benim öğrencim olsa var ben onu mahvederim ya. Despina'yı Fatih'in anası yapan bir kadının, bir bir kadın demeyelim, bir insanın liseden geçmesi mümkün değil. Annesi Despina Müslüman olmadı. Evet. Osmanlı'nın çöküşünü hazırlayan kadınlar, padişah adeta kadınların elinde oyuncak. Şimdi diyor ki Osmanlı'nın çöküşünü hazırlayan kadınlar, bunu söyleyen bir kadın farkında mı bilmiyorum ama içinde bulunduğu camianın çöküşünü hazırlıyor. Evet. Padişah anaları gibi yani anlattığı gibi padişah anaları gibi çöküşünü hazırlıyor. Sonra diyor ki tarihimizle yüzleşme zamanı geldi. Doğru mu Resul Ben doğru evet. mu okuyorum? Doğru okuyorsunuz hocam. Başlık, Sonra da beni empoze ediyor zamanı. diyor ki yüzleş. Evet. Bak yüzleş. Doğru mu? Evet. Yüzleş. Me zamanı geldi? Ben de program yapıyorum. Konuklar alıyorum, konuklar çağırıyorum, geliyorlar gelmiyorlar vesaire vesaire. Özelden asla. Resul. Evet. Sevgili seyirciler. Özelden asla. Yazmam. Genelden dedim ki Asude Hanım tarihimizle yüzleşmek istiyorum. Beni tarihimizle yüzleştirir misiniz? Hocam öncesi de var ama. Neydi? Öncesi şu değerli izleyenler. Biz Asude Hanım'a ulaşmaya çalıştık. Perşembe gününden önce bu. itibaren. Ö önce bu soru o. Öyle mi? Tabii, Siz tabii, daha önce yazdınız. Tabii tabii. Önce ben mesaj çektim. Dedim evet. ki Asude Hanım beni, yaşım 43 hayatımın son 23 yılı 25 yılı bu işe geçti. Bununla geçti. Tarihle geçti. Beni yüzleştir. Bilmediğim bir şeyler vardır. Eğitim beşikten mezara kadardır. Öğrenmek istiyorum. Beni yüzleştir. Tarihimle yüzleştir. Akit TV'de program yapıyorum. Adım Doktor Ahmet Anapalı. Gelir misiniz dedim. Ne dedi hocam? Cevap vermedi. Sonra seni aradım. Evet. Dedim ki Resul ben Asude Hanım'la fazla muhatap olmak istemiyorum. Kadın ya bu. Hı hı. Sen çalıştığı dergiyi ulaşıp çağırır mısın dedim mi sana? Dediniz hocam. Sonra neler oldu? Bakın sevgili seyirciler. Detay detay veriyoruz. Tarihimizle yüzleşme zamanı geldi diyen ve bugünlerde Atatürkçülerin, Kemalistlerin, efendim Osmanlı düşmanlarının göz bebeği olan bu insanların nerelere kadar hacminin var olduğunu anlamanız için Bizim bu örnekleri adım adım vermemiz lazım. Ben çağırdım, cevap vermedi. Sonra ben ne dedim? Ben muhatap olarak programda Allah için doğru söyle Resul. Demedin bana öyle bir şey de eğer demiyorsan. Hayır hocam, söylediniz. Dedim yani, ki sana ben onun rakibi olacağım ya. Muhatap olmak istemiyorum Resul. Sen onunla görüşür müsün dedim. Doğru mu? Tamam, aynen. Sonra sen aradın. Devam et. Ne oldu ondan sonra? Ondan sonra ben hocam yeni mesaj gazetesini aradım. Niye Şimdi, aradın o gazeteyi? Asude Hanım'a ulaşmak için hocam. Orada yazar mı? Köşe yazarı mı? Hocam orada çalıştığını ifade ettiler. Tamam. Santralden e, bağlayacaklarını söylediler. Son anda dediler ki Asude Hanım çıkmış. Ne konuştuğumu ben de sizle paylaşmış olayım değerli evet. izleyenler. Burada kaç defa aradım yeni mesaj gazetesini kayıtlı. Beş defa aradım hocam. En son... Yeni mesaj, yeni mesaj gazetesinde Bahri Bey ile görüştüm. Bahri Bey benim cep telefonumu aldı. Dedi ki pazartesi günü yani bugünden ötürü bugün dedi mutlaka döneceğim dedi. Cumartesi mutlaka günü döneceğim. ben seni kaç defa aradım? Aradın mı Resul? 2 defa. Aradın mı Resul? Evet. Görüştün mü Resul? Evet. Sen ne dedin? Arayacağım diyorlar. Telefon numaramı verdim. Bir türlü beni aramıyorlar. Ben dedim mi Resul şu telefonu bana da ver. Ben de arayayım dedim mi? Evet, dediniz. Bana gönderdim mi? Ben de telefonu size mesajla tamam. gönderdim. Beş defa aradım, beş defa aradım Bahri Bey bana bugün için döneceğini söyledi, Asude Hanım'la ilgili. Ne yazık ki bugün herhangi bir telefon gelmedi. Sonra ben aradım yeni mesajı. Evet. Hocam. Kısa bir reklam arası verelim. Aradığım, ben e, sonra neler de, oldu, onları konuşalım. Evet. Hadi bakalım. Değerli izleyenler, saklanan tarihe kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet saklanan tarihe devam ediyoruz değerli izleyenler. Ahmet Hocam en son e, Asude Hanım'a ulaşmaya çalıştığımızı söylemiştik. Bahri Bey ile görüştük. Buraya davet edecektik. Hatta yeri de hazırdı. Evet. Tarih konuşmak üzere davet edecektik. Ettik davetimizi ve sonrasında neler yaşandı? Buyur Sonra hocam. ben aradım. Senden telefonu aldım. Ya bak çok basit. Evet hocam. Yani evet ya da hayır. Üç gün boyunca sen arıyorsun. E, neydi Selim Kotil? Evet. Selim Kotil Bey'e buradan hürmetlerimizi bildiriyoruz. Ben Twitter'dan mesaj çektim. E, telefon numaranızı verir misiniz diye verirseniz sizi arayayım Selim Kotil. E, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Evet. Genel Başkan Yardımcısı. Selim Kotil ile ben direkt görüşmek istedim. Görüşelim de. Şu görüşmemiz, şu konuşmamızı, düellümüzü artık neyse bir yerde yapalım. E, hay hay diyerek karşılamışlar. Selim Bey sizi kandırıyorlar. Azizim, üstadım sizi kandırıyorlar. Kimsenin bize hay hay dediği falan yok. Herkes orta sahada topu çeviriyor. Amirleri, partinin genel başkan yardımcısı olması bile sizi de kandırıyorlar, doğru bilgi vermiyorlar. Bize hay hay diyen yok. Resul beş defa aradı, sonra ben aradım yeni mesajı. Hüseyin isminde bir zar çıktı. Ben dedim ki arkadaş sizden ilk defa mı bir yazar bir televizyon programına konuk olarak davet ediliyor? Evet hocam. Ya çok basit. Evet çıkacak, hayır çıkmayacak. Ya da durun ben Asude Hanım'ı arayayım bizim köşe yazarımız ya. Şimdi benim köşe yazarlığı yaptığım gazetelerde program yaptığım televizyonu benim numaram var mı? Var. Var. Beni arayabilir mi buradan Bülent Bey? Arayabilir. Arayabilir. İşte bunlar da arayıp katılır mısın katılmaz mısın diye sorabilirler, değil mi? Tabii ki sorabilir. Asude ki. Hanım da hayır katılmak istemiyorum ya da evet katılmak istiyorum. Sonra Bahri Bey dönecek size diyecek ki sana kardeşim Asude Hanım katılmak istemiyormuş gerekçe yok öyle bir gerekçe katılmak istemiyor ya da evet Asude Hanım katılmak istiyor e, budur doğru mu? Doğru. Mu? Tamam evet. Bu kadar. Dedim ki bu ne amatörlük ya Hüseyin Bey'e. Bu ne amatörlük? İlk defa mı sizden bir yazar isteniyor? Arkadaş biz oyalamayın. Bize bu hanımefendi çıkıyor mu çıkmıyor mu? Dedi ki Bahri Bey'e ben notunuzu iletiyorum. Telefon, Bahri Bey herhalde orada yetkili birisi. Galiba. Yeni mesaj evet. çünkü bütün telefonlar Bahri Bey'e gidiyor. Konuşmalarından öyle. Dedim yani... ki yaz benim numaram 0500, e, 0505. 255 sonrasını söyledim. Dedim beni arasın. Beni arasın konuşmak istiyorum. Bak ben tarihimle yüzleşmek ve konuşmak istiyorum. Ötesi yok. Beni tarihimle yüzleştirin. Hikayeden tırıvır yapmayın. Attınız oraya bir tane zarfı. He? 43 yaşında bir adam yüzleşmek istiyor. Hadi yüzleştirin. Peşinizden koşuyorum. Peşinizden koşuyorum. Bana yüz ver. Dur yanlış oldu. Peşinizden koşuyoruz. Evet. Resulle beraber telefon yok, karşılık yok. Asude Hanım katılacak yok. Katılmayacak yok. Dönen yok. Dönmeyen yok. Ama ne demişler? Büyük Türkiye Partisi Haydar Baş'ın genel başkanlık yaptığı Büyük Türkiye Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapan Selim Kotil Beyefendi'yi Hay hay demişler. Selim Kotil de bize mesaj çekti. Hay hay demişler size. Daha ne kurcalıyorsunuz? Bağımsız Türkiye Partisi hocam. Ben Büyük Türkiye dedim. Özür diliyorum. Evet. Ee, Bağımsız Türkiye Partisi. Haydarbaş'ın liderliğini yaptığı Bağımsız Türkiye BTP Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selim Kotil'i yanlış bilgilendirmişler. Selim Bey eğer beni dinliyorsanız ya da Selim Bey'e ulaşabilecek biri beni dinliyorsa Allah kitap aşkına Hasan Hüseyin Ali aşkına severseniz Hasan Hüseyin Ali'yi bizim canımız ciğerimizdir. Ortak noktamızdır. Oradan giriyorum o yüzden. Ulaştırın Selim Kotil Bey'e. Bize hay hay diyen falan yok. Onu yanlış bilgilendirdiler. Ardından ben Asude Hanım'a bir kere daha mesaj çektim. Pazar günü sabahleyin kahvaltıdan sonra. Hı hı. Dedim ki Asude Hanım, hadi gelin beni, bizi AKİ TV ekranlarında tarihimizle yüzleştirin. Bir daha şunu gösterelim mi? Çünkü iddia sahibi hukukta iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Doğru mu? Doğrudur hocam. İddia sahibisin tarihimizle yüzleştirmek istiyorsun bizi. Tamam kardeşim, ablacım, hanımefendi beni tarihimle yüzleştir. Herhangi bir ustupsuzluk, edepsizlik var mı? Asude hanımefendi diyorum, siz diyorum, bizi yüzleştirin diyorum. Akit TV'de programımız var diyorum. Doğru mu? Evet. Tamam. Sonra ben bir kere daha mesaj çektim. Asude Hanım, bana cevap verin lütfen. Yani cevabınız şu olsun, yani evet, şimdi bak bu Çorum'un Kargı ilçesinin bilmem ne köyünde, Tokat'ın Reşadi ilçesinin bilmem ne köyünde, ineğinden sağdığı sütü yoğurt yapan köy kadını değil. Sen kimsin lan erkek halinde bu kadınla muhatap oluyorsun diyemez kimse. Evet. Sebep, bu hanımefendi milli bağlı okullardan birinden matematik öğretmeni, bu hanımefendi sempozyumlarda bildiri veriyor ve bu hanımefendi tarihimizle yüzleştirmek gibi bir iddia sahibi, doğru mu? Evet. O halde ben edebimle onun bir kadın, benim bir erkek olduğum özelliğini elden kaçırmadan Asude Hanım'dan öteye gitmeyerek programa davet etme hakkım var mı yok mu? Sevgili seyircilerimiz, var mı yok mu? Hocam. Efendim? Evet, hakkınız var. Ettim ki öyle oldu. Ben çorum ben de kargıdan devamlıken... birini etmiyorum. Süt sağan birini etmiyorum. İddialı, piyasaya çıkmış, tarihi konuda ahkam kesen birini davet ediyorum. Evet. Davetinize ne cevap verdi hocam? Beni engelledi. Aynı durumu ben de yaşadım. Ben bu sefer Asude Hanım'ın beni engellemiş olduğu hali ekran fotoğrafı yaptım. Hı hı. Ee, Twitter, Facebook, Instagram hesaplarımdan yayınladım. Dedim ki Asude Hanım'ı tarihle yüzleştirmek için ortalara dökülen, sempozyum sempozyum bildiri veren Asude Hanım benim beni tarihle yüzleştirme iddiasından vazgeçti. E, beni engelledi. 600 bin, 700 bin, 1 milyon takipçisi olan sayfalar var. Bunların editörleri benim kardeşlerim, benim öğrencilerim. Ben nereden, benden fikir alırlar. Bunlardan biri eğer bizi izliyorsa selam olsun Sefa Taniyeli. Bunlardan biri yalan yazan tarih sayfasının editörü Ömer Ballı. Bunlardan biri Twitter ve Facebook fenomeni Gökhan Kahraman. Bunları bilirsiniz. Evet hocam. İşte bunlar evet. Hocam şimdi sadece aslında bizi engellemedi, soru soran, normal olarak öğrenmek isteyen bir Twitter takipçisini de engellemiş. Ne yazmış? Hiçbir küfür şimdi bak, yok, hakaret Mehmet yok. Mehmet Kaya diyor ki, ben evet. okumak istiyorum. Tabii, şimdi buyurun. sevgili dostlar eğer bir hanımefendiye terbiyesizlik yapılacaksa hepimiz bunun karşısında olalım. Çünkü inandığımız kitap diyor ki, e, hakaret, küfür payelik iyi bir şey değildir. Mehmet Yanıkaya diyor ki, bu kadar iddialıysan demiyor. Ne diyor? İddialıysanız. Sanız. Evet. Eğer bir tarih profesörüyle karşılıklı canlı yayında tartışabilir misiniz? Söylediğiniz her şeyin belgesini gösterebilir misiniz? Bir matematikçi olarak neden tarih anlatma gereği duyuyorsunuz? Tarihi nereden araştırdığınızı açıklar mısınız? Edepsizlik var mı? Hayır. Ahlaksızlık var Hayır. mı? Hayır. Twitter'da sayfası olan, sempozyumlarda bildiri sunan, gazetelerde köşe yazarlığı yapan birine birinin soru soru yani bana gelen sorular var ya Allah'ım dersin ya Allah'ım bu da sorulur mu? Bana neler geliyor? Bana diyor ki hocam beni yorma. Ermeni mevzusunu konuşacağım. Şey araştırıyorum. Yüksek lisans tezim var. Bak bana böyle mesaj geliyor. Başbakanlık Osmanlı arşivinin hangi odasında, hangi dolapta var bu evraklar bana diyor söyle diyor. Ben onu odanın dolabını söylüyorum. Arkadaş ben bu konuda ortaya dökülmüş belgelerle, evraklarla böyle gezip tozan bir adamsam ya babacığım soracaklar, soracaklar. Bana da soruyorlar. Mehmet Yanıkkaya kardeşimi tebrik ediyorum. Adamlığı, erkekliği elden bırakmadan bizi izliyorsa selam olsun güzel sorular sormuş. Sonuç engellendi. A havuz bu seni engelledi. Ve Mehmet Yanıkkaya da bu engellemeden dem vurmuş hocam. Sistem etmiş. Ben diyor herhangi bir hakaret etmedim. Ve direkt beni engelledi. Soru sorduğum halde beni evet. engelledi diyor. Şimdi sonra ben de işte o 600, 700, 1 milyon kişilik takipçisi olan sayfaların editörlerine benim Hepsi benim öğrencimdir, kardeşimdir. O sayfaların bir kısmında ben de pay sahibiyim. Onlara dedim ki, ee, Asude Hanım'ı ikna edin bana gelsin. Beni engelledi. Herkes, bir, ama edepsizce değil. Edepsizlik yapan kendi edepsizdir. Resul. Evet hocam. Ben diyorum ki sana, size ben diyorum ki Asude Hanım'a mesaj çekin bana gelsin beni tarihimle yüzleşirsin. Bak Resul buna rağmen sen eğer bir terbiyesizlik yaparsan kardeşim bu beni bağlar mı? Bağlamaz hocam. Bu seni bağlar. Terbiyesizlik yapma. Karşında bir hanımefendi var. Evet. Sonra ben herkese bana gelsin. Benim programıma gelsin ikna edin. Sorun niye gelmiyor? Tarihle yüzleşmek isteyen bir tarih sevdalısı var. Benim Twitter sayfamda ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor hocam? Bulabilirse Zeyd direkt gösterelim onu da. Ahmet Anapali TR benim sayfam. Bak altta ne yazıyor biliyor musun? Eee şey. Resmi tarih. Şey pardon. Instagram hesabımda yazıyor bu. Resmi tarih ve onun karşısındaki gayrı resmi tarihten nefret eden bir tarih sevdalısı. Ben kendim böyle ifade ediyorum. Resmi tarihi de sevmiyorum Resul. Gayrı resmi tarihi de sevmiyorum kardeşim. Bir adamı harcamak için, bak resmi tarih diyor ki Kurtuluş Savaşı Mustafa Kemal sayesinde kazanıldı. Gayrı resmi tarih de diyor ki Mustafa Kemal'i silik, pasif bir adam gibi gösterecekler ya. Evet hocam. Kurtuluş Savaşı diye bir savaş olmadı diyor. La benim dedem 9 sene nereye gitti? Savaşta gel, gelmedi evine. 1914'te gitmiş, 1923'te 22 22'de geri gelmiş. 8 sene bir adam nereye gitti o zaman? 14'te gidip 22'de evine gelen bu adam dursun anapalı benim dedem. Benim annemin dedesi şehittir. Babamın dedesi gazidir. Atatürk'ü harcamak için Kurtuluş Savaşı denilen kahramanlık destanını reddetmek de en az resmi tarih kadar alçaklıktır. Evet. Çünkü babalar gibi, paşalar gibi bir savaşımız var. Kurtuluş Savaşı ve o savaşın da resmi legal komutanı Sultan Vahdettin Han'ın verdiği yolla yürüyen bir adam var. O adam da padişahın fahri yaveri, Mustafa Kemal Paşa. Sen bunu niye inkar ediyorsun? Bunu inkar etmek seni komik duruma düşürür. İddanda e, iddialıysan gerçekleri eline alarak yürü. Var olanları inkar ederek deve kuşu gibi kafanı kuma gömme güzel kardeşim. Atatürk diye bir adam var ya Mustafa Kemal diye bir adam var ve Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı gibi bir kahramanlığı var. Sen ne yaptın farkında mısın? Atatürk'ü silmek için Hayatındaki her türlü güzelliği de kaldırdın. Evet. Bizim tarihimizde bir şey ya beyazdır ya siyahtır. Resul, bizde gri diye bir renk yok kardeşim. Ya kahramansındır ya hainsindir. Ya arkadaş bunun heh, bunu gösterelim mi? Bak ben ne diyorum. Bak, dur ben tam ekran yapar mısın? Ben çıkayım çünkü buradan. Tam ekran. Diyor ki, resmi tarih denilen saçmalığa ve onun karşısındaki gayri resmi tarihe de nefretle bakan, Hocam, arşivden, belgeden... Evet çıkmıyor, çıkmıyor, siz okuyun oradan. Dur dur o zaman ben buradan çıkayım. Bak evet, ben kimim? Olur. Bak ben kimim? Ha tamam oldu işte, tamam oldu oldu. Diyor ki, bak ben, bu benim işte. Resmi tarih denilen, kitaplarda okutulan yani, saçmalığa da, onun karşısındaki gayri resmi tarihe de nefretle bakan... Arşivden, belgeden başka bir şey kabul etmeyen bir tarih sevdalısı. Bu kadar evet, ya. Açık ve net hocam. Bu kadar yani ben buyum işte. Evet. Her ikisini ben reddediyorum. Sonra gelelim bizim mevzumuza. Sonra kardeşim ben annemdeydim, Beykoz'daydım. Hı hı. Bir bakayım dedim ne var ne yok şu dünyada. Ana! Bütün millet bizi şeye davet ediyor. Kapışmaya davet ediyor. Evet. Ya arkadaş kapışmaya davet eden benim ben. Ben. Evet. Sen değilsin benim. Daveti ilk önce yapan biziz. Evet. Kanal olarak. Ama Aynen öyle. Onlar e, hem engelledi hem e, telefonlara karşılık vermediler dönüş yapmadılar tamam bağlayacağız dediler sözlerinde durmadılar. Evet açıkçası yasa, yaşananlar bu. Şimdi sonra, sonra bak sonrası var. Evet hocam sonrasını alalım. Ahlaksızca, edepsizce ee, hiçbir küfrümüz olmamasına, saygısızlığımız olmamasına rağmen bize Twitter'dan hakaret edenler oldu. Doğru mu? Resul? Evet. Hakaret edenler oldu. Diyor ki, "Erkeksen diyor, korkak değilsen diyor." Meltem TV'ye gel diyor. Mesaj TV'ye gel diyor. Ulan o çağrıyı yapan benim, benim. Ben de dedim ki, hacını hocanı, profunu bilmem neyini, ayağını başını, her bir şeyini al, topunuz toplanın, hepiniz birden karşıma çıkın. Nerede olacağını, Hangi kanalda olacağını ve ne konuşacağımızı da siz karar verin. Zamanı da siz belirleyin. Madem akite çıkamıyorsunuz, madem akite çıkamıyorsunuz, o halde siz beni çağırın. Bir yere çıkalım. Şu tarihle beni yüzleştirin. Derken de dedim ki bak şimdi ben bunu niye söylüyorum? Dedim ki kardeşim hacını, hocanı Hayatındaki bütün profları. Tamam mı? Evet. Neyin var neyin yoksa her şeyini. Al. Ayağını başını. Al. Gel. Çık karşıma. İstediğinle. Bana diyor ki şununla ka karşılaşmaya korkuyorsun. Bununla karşılaş... Ulan geri zekalı. Ulan geri zekalı. Bak şimdi hala diyecekler ki Twitter'dan. Korkuyorsun gelemiyorsun. Bak buna rağmen he, anlamıyorlar, he, anlamıyorlar. Bunlar öyle bir troll ki. Ya trollün de bir özelliği vardır ha. Troll ya akıllı adamdır. Troll öbür türlü olunmaz. Bunlar öyle gerizekalılar ki. Bak şimdi bana şu an bile kork korkma gel diyecek. Bir diyecek ki abi o nereye çıkacak oraya? Korkar o diyecek. Ben de şimdi diyorum ki ya ne korkması? Hadi çağırın geleyim. Geleyim. Ama beni Trabzon'da bilmem ne köyünün Trabzon Vakfı Kirbirin bilmem ne köyünün tepesinde çanağı olan, sen ben bizim oğlan biçiminde 3 kişinin seyrettiği, 4 kişilik reytingi olan e, bir kanala çağırıyorlar. Ya olmaz, olmaz, olmaz. Büyük bir kanala çıkalım. Beni orada rezil edin. 4 kişi benim rezillimi görmesin. Peki ne dediler hocam? Herkes beni görsün. Beni tarihle yüzleştirin. Ben de eyvah diyeyim. Ben bugüne kadar boşuna okumuşum. Özür dilerim abiler diyeyim. Geri döneyim. Ama ben bu çarkı, bu dönüşü yaparken küçük kanallar olmasın. Abicim büyük kanallara çıkalım. Orada beni tarihle yüzleştirin. Bak dedim ya şimdi bak ben diyorum ya. Nereye çağırırsanız zamanı mekanı belirleyin ben gelirim diyorum ya. Bak şu an bile biri yazıyordur ha. Korkarsın çıkamazsın. Ya bunun adı var ya ne biliyor musun? Bütün kabahat annelerin. Sütle onları emzirmiyorlar iki yaşına kadar. Ortaya bu patolojik vakalar çıkıyor. Çağırın diyorum korkuyorsun diyorlar. Ötesi var mı bu işin? Bu işin ötesi var mı? Sonra biri sana mesaj çekmiş ben de DM'den yazdım. Diyor ki Asude Hanım tabi diyor çıkmaz. Kayıtlı bende. Evet. Diyor ki sevgili dostlar. Yeni mesajda bir köşe yazarı. Daha üst level birini çağırın. Level ne demek? Daha üstün. Oyunlardaki, gavurların bulduğu oyunlardaki katmanlar değil bir mi? Bir üst seviye. Bir üst seviye. Evet. Diyor ki daha üst level biriyle çıkın. Ben de dedim ki siz Asude Hanım'ın alt level olduğunu bile bile mi onun eline o kağıtları tutuşturup okuttunuz. Evet. Çünkü o kağıdı vermişler, o okuyor. Alt level olduğunu, onun üst levellerinin olduğunu bile bile mi o hanımefendinin eline o kağıtları tutuşturup da onu okuttunuz? Dedim ki güzel kardeşim, sen de gel. Diyor ki bizim diyor belgelerimiz diyor Osmanlı arşivinden de diyor. Resul dedim ki ben de bütün seyircilerimize söylüyorum. Bana diyor ki Bizim diyor belgelerimiz Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde. Dedim ki ben de. Muhtemelen nerede olduğunu bile bilmediğin Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde hayatının yarısını geçiren ben diyorum ki o belgeleri de alın gelin. Ne var ne yok toplayın gelin. Ötesi var mı? Kadri Meydan. Ötesi var mı? Ötesi yok. Ama şunu söyleyeyim mi? Ya ben Meltem'dir, mesajdır, bilmem nedir, köydür, tarımdır, şudur budur her yeri çıkarım ama ya onların hitap ettiği kitle azıcık bu kadar. Daha büyük bir kanala çıkalım, beni orada daha büyük kitleye rezil etsinler. Ya bundan daha ötesi var mı? Açık açık çağrıyı yaptınız hocam. şimdi Hatırla. Konuya girelim. Bak dur biraz daha konuşayım. Evet. Hatırla. Ben bunları göstermiş. Bayramdan önceki Hafta, CNN Türk bir haber yapmıştı. Zeyt onu bulur musun kardeşim Google'a şey ya CNN Türk Abdülhamit Toprak sattı bir tane bir şey var onu göreceksin. Diyor ki CNN Türk Milliyet Cumhuriyet bu ee, yok mu? Abdülhamit'i haber sollar falan kadar haber sitesi var varsa hepsi. O diyor ki. Haberi yayınladı. Diyor ki. Abdülhamit para karşılığında Yahudi, Yahudilere demiyor ha, iyice tahrik ediyor. Rothschild ailesine toprak satmıştır diyor. Tamam mı? Rothschild'lere toprak satmış Abdülhamit Han. Biz de biliyorsun haberini yaptık. Evet. Rothschild'lere toprak satmadığını, satılan toprağa müdahale etmek için de kendi evimde bulunan 12 adet Abdülhamit onaylı irade getirdim. Gösterdim mi? Gösterdiniz belgeyi de. Aynen öyle. Biz burada Ekranda Dedim rentrik. ki bu nasıl bir doçentmiş ki böyle evet. bir kitap yazmış dedim. Sezai Balcı'dan bahsediyorum. Evet. Sonra program bitti. Sonra ben bayram tatiline gittim. Sevgili dostlar, sizin bilmediğiniz şeyler benim hayatımdaki Bilmediğin şeyleri anlatıyorum. Biz burada programı yaptık. Abdülhamit Han toprak moprak satmamıştır dedik. Belgelerini de Başbakanlık Osmanlı arşivinden sırt numaralarına kadar okuyarak getirdim, gösterdim. Sonra e, Düzce'ye bayram tatili yapmaya gittik. Bayram tatili yaptığım yerde Messenger'ıma bir mesaj geldi. Ben doçent doktor Sezai Balcı, bana mesaj attı. Evet. Bunu verir misin? Eee zeyt. Bakın ne diyor? CNN Türk, üstte CNN Türk var. Osmanlı arşivinden çıktı. çıktı. İkinci Abdülhamit Musevilerin Filistin'den toprak alımına izin vermiş. Başlık Bunun bu. altında da altını gösterebilir misin? Toprak sattı diyor. Üstelik Rothschild'lere. Alt metinde de o var. Onu da verirler şimdi. Sonra kim Ama yaptı haberde bu haberi? belge yoktu hocam. Yok. Evet. Kim yaptı bu haberi? CNN Türk. CNN Türk. Evet. Milliyet, Cumhuriyet ve bütün haber sollar, internetteki sol haberler bunu şey yaptı. Sonra bak iyi dinle Resul. Sevgili dostlar, hayatımda olanları sizin bilmediğin şeyleri anlatıyorum. Bana bir mesaj geldi Messenger'dan. Ben doçent doktor Sezai Balcı. Programınızda benden bahsettiniz. O kitapta ben öyle bir şey demedim. Dedim ki nasıl yani hocam? Şimdi o doçent. Benim büyüğüm, benim üstüm. Hocam diyorum. Nasıl yani hocam dedim. Sizin malumatınız dahilinde olmayan bir... Evet işte bu. Kitapta bu. Malumatınız dahilinde olmayan bir haber mi yapıldı dedim. Dedi ki ben <laughs> kitabımda, işte bu kitapta yani, Abdülhamit Han'ın Yahudi iş adamlarından borç aldığını söyledi. Evet. Toprak sattığıyla alakalı tek bir satırım yok. İspatı nerede? Sezai Balcı ile yaptığım bütün telefon messenger görüşmeleri telefonumda kayıtlıdır. Hepsi burada kayıtlı. Kimse inkar edemez. Hepsi burada kayıtlı. Dedim ki, dedi ki tek bir satır bile olsa ben toprak satılmıştır demedim dedi. Dedim ki sayın hocam yalan haber mi dedim? Dedi ki CNN Türk, Cumhuriyet, Milliyet böyle yaptılar. Ben dedi bunu söylemedim. Dedim hocam acil program yapmamız lazım. Bu yalan haberi acil tekzip etmemiz lazım. Dedim. Ne dedi hocam? Sezar. Tamam dedi bayramdan sonra dedi görüşelim dedi. istediğin kanalda dedi bunu yapalım dedi. Ben dedim hocam size haber vereceğim dedi. Sonra bir televizyon kanalıyla anlaştık. O televizyon kanalıyla buraya çıkartacaktım. İki, iki kanal çıkartacaktım. Bir televizyon kanalıyla anlaştık. Dedim ki hocam çarşamba günü sizi davet ediyoruz. Dedi ki bayramdan sonraki çarşamba benim iznim bitmemiş oluyor. Sonraki çarşamba olsun. Peki mi peki. Tamam dedim hocam. Ne zaman diyorsan o zaman görüşelim. Yeter ki CNN Türk'ün milliyetin ve cumhuriyetin yaptığı bu yalan haberi konuşalım. Siz de dedim aklanın, düze çıkın. Tamam mı? Tamam. Sevgili dostlar, beyefendiye bugün sabahtan beri ulaşılamıyor. Öğlenden beri ulaşılamıyor. Canlı yayın bağlantısı yapacaktık. Ulaşılamıyor. Neden ulaşılamıyor hocam? Sonra A Haber'den Mehmet Nülüfer isminde bir kardeşim beni uyardı. Dedi ki bak televizyon televizyon gezdirip aklamaya çalıştığın adam var ya. Sezai Balcı. E Reklamdan sonra söyleyelim mi hocam? Haydi bakalım bu arada A Haber'den Mehmet Nilüfer kardeşime buradan selamlar söylüyorum. Evet. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Saklanan tarihe sonrasında devam edeceğiz. Müzik Evet değerli AK TV izleyenleri saklanan tarihe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Hocam Sezai Balcı ile ilgili ne söylendi? Reklama gitmeden önce bunu evet. konuşuyorduk. Buyurun. Sezai Balcı Abdülhamit Han'ın toprak sattığını söyleyen evet. kitabın yazarı olup CNN Türk Milliyet Cumhuriyet bana iftira atıyor. Öyle bir şey demedim ben. İnkar edemez hepsi burada belli. Hepsi yazıyor burada. Ee, ben bak nasıl ama Resul kaynaklı konuşmak Al sana kaynak kardeşim evet. Al sana kaynak veriyorum Nasıl ama kaynaklı böyle adam böyle oturuyor işte evet. Peşini satan esnaf gibi oturuyorsun Kaynağın varsa eğer evet hocam. Kaynağın yoksa engelliyorsun işte kardeşim Bu kadar basit evet. Aradaki fark o Sonra ben onu davet ettim Bugün öğlenden beri telefonuna ulaşılamıyor Telefon bağlantısı yapmadı Meğerse Gerçekten Gerçekten kaynak vermeden toprak sattığını söylemiş. Benimle yaptığı konuşmalar doğru değilmiş. Gerçekten CNN Türk Milliye Cumhuriyet doğru haber yapmış. Çünkü kendi Twitter adresinden, Facebook adresinden ne güzel makale yazmışsın hocam diyenleri tebrik ediyor. Sağ ol diyor. E şey, evet diyor. Yani evet öyle bir şey yazmış. Sonra yahu Abdülhamit Han gibi bir adamın Yahudilere toprak satmasını, satılmasını istemeyen, Abdülhamit Han gibi bir adamı karalayan bu adam, hangi camianın adamı olsa yahu dedim, A ah Haber'den Mehmet Nülüfer dedi ki, sakın bu adamla bir yere çıkma, çünkü bu adam, çünkü bu adam, Asude Havuzlu'yla aynı camianın insanı yeni mesajcıymış. Ya. Yeni mesaj ya. gazetesinde yazar mı hocam? Yani orada yazıları çıkıyormuş ama <laughs> aynı camianın insanıymış. Bu insanlarla aynı dünya görüşüne sahipmiş. Aynı camiadan çıkan bir insan CNN Türk'e haber veriyor. Yani haberi çıkıyor orada, veriliyor çıkıyor. Sonra bir baktık. Shalom diye bir Yahudi gazetesine de röportaj vermiş. Allah Allah. Shalom isimli... Yahudi gazetesine de röportaj vermiş. O röportajda ne diyor hocam? Sonra bana dediler ki A, aynılarını söylüyor. Aynılarını Aynen. yani o Atın CNN bir tür toprak çıkan, sattı. Çıkanın aynısını söylüyor. Çıkarısını atıyor. Sonra bana dediler ki karşılaşacağız. Tamam babacığım. Eyvallah. Karşılaşalım. Dedim ki bu Asude Hanım karşıma çıkamayacak herhalde. Bunun 3-5 level, onların ağzıyla konuşuyorum. Evet. 3-5 level, 10-15 level, hacıları, hocaları, profları, ayakları, başları, kimleri varsa hepsi birden gelsinler. Ama bunları, bu konuştuklarını konuşsunlar. Biz de konuşalım. Bu yüzden bu programda size bir hafta süre. Asude Hanım ve onun avanesine bir hafta süre. Ya reytingi düzgün bir kanalda, güzel bir kanalda çıkarız, kozumuzu paylaşırız babalar gibi. Ya da bir hafta sonra, bak, Resul açtı metni okumaya çalışıyor. Okutmuyorum, doğru mu? Evet. Şu an önümde okumu. Asude Hanımın, dedim, Asude. Yok. Dedi, okuma Asude havuzlu hanımın tarihimizde yüzleşiyoruz. Atatürk Vatandır sempozyumunda söylediği iddiaları okutmuyorum okutursan cevap vermek durumunda kalacağım. Ben niye cevap vereyim şimdi? Bir hafta süre. Size bir hafta süre. Bir hafta içerisinde geldiniz, geldiniz. Gelmediniz. Tıpkı gelmişsiniz gibi size gerçeğin, bilimin, kaynağın, arşivin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak öyle bir vuracağım ki belgelerle göreceksiniz. Bu bilgilerin Asude Hanım'ın sunmuş olduğu tüm bildiride ortaya atılan tüm iftiraları, tüm yanlışları belgeleri de ispatlayacağım. Bir hafta süre. Şimdi o yüzden sana gelme, okuma diyorum. O yüzden sana okuma diyorum. Okuma ki ben de cevaplamayayım argümanları olmasın. Başbakanlık Osmanlı arşivinde böyle bir evrak, böyle bir evrak demiyor. Başbakanlık Osmanlı arşivinde böyle yazıyor diyor. Ulan başbakanlık Osmanlı arşivinde böyle yazıyor sözü bir köşe yazarına değil kağıthanede bir kahvede pişpirik oynayan bir adama yakışır. Başbakanlık Osmanlı arşivinde bir şey yazmaz. Başbakanlık Osmanlı arşivinde belge olur. O belgenin de sırt numarası olur. Bak buna bir yaklaşalım mı kardeş? Bak bir tane belki hayatınız boyunca Başbakanlık Osmanlı arşivinden çıkan bir belge görmemişsinizdir. Ula acaba bu nedir demeyin diye bak size bir Başbakanlık Osmanlı arşivinden çıkan belge gösteriyorum. Bu kadar mı yaklaştık? Sıkıntı yok. Diyor ki bak BOA bak BOA ve orada sırt numarası var. Gördünüz mü? Numaraları var. Evet. 16/42 47. 16. raf 47. dosya demek ki. Özür diliyorum. 26. raf 47. dosya demektir. Başbakanlık Osmanlı arşivi böyle olur. Ben bu arşivlerle ömrümü geçirdim. Gelin o zaman bu hanımefendinin iddialarını konuşalım. Bu yüzden okutmuyorum. Şimdi öyle mi? Evet. Devam edelim hocam. Peki. Sevgili dostlar size bir e, ee, bir video izletmek istiyordum. Bunlar Osmanlı'ya neden uyuz oluyorlar? Osmanlı deyince niye kaşınıyorlar? Rın cevabını vermek için size bir video seyrettirecektim. Fakat şimdi Resul bir yazı okuttu. Telif sıkıntısından dolayı veremiyoruz diyor. İsmail verdi herhalde bu notu. Evet. Eyvallah. Da Vinci Demons yazın YouTube'a. Bütün dostlarım şimdi. Da Vinci Demons. Beyazıt'ın askerleri İtalya'da. Osmanlı askerleri İtalya'da. Da Vinci Demon's Osmanlı'nın gücü yazın ya da YouTube'a sadece Beyazıt'ın askerleri İtalya'da yazın. Karşınıza 6 dakika 3 saniyelik bir video çıkacak. Benim atam Baha işte bunların atalarını öyle bir sıkıntıya sokmuş ki Yüzyıllardır bu Kuyruk acıları bitmiyor Eskinin bundan bir 10-15 sene öncesinin İslam tırnak içinde Cıları Bazı İslam Tırnak içinde cılar, İslamcılar Müslümanlar Arasında yer yurt Sahibi olamadılar Resul evet, Müslümanlar bunlara Bak nereden kaynaklanıyor bu acı Müslümanlar bunlara yüz vermediği Prim vermediği, oy vermediği selam vermediği falan vesaire. İslamcıların arasında barınamayan bu güruh Atatürkçülerin arasına sığınmaya çalıştı. Atatürk'ün seyit olduğunu, Atatürk'ün hafız olduğunu, Atatürk'ün sabahlara kadar namaz kılarken diz kapakları, dizlerinin acayip ağrıdığını, bacak ağrısı çektiğini, ayakta durmaktan, kıyamda dur durmaktan falan söylemeye başladı. Peki anlattıkları doğru olamaz mı hocam? Gelsinler doğruluğunu o zaman hiçbir belge vermeyeceğim. Doğru yanlış demeyeceğim. Gelsinler burada konuşalım. Gelsinler konuşalım burada. Hiçbir Atatürkçünün herhalde diyorum CHP Şişli örgütündeki sıkı Kemalistler sıkı Atatürkçülerden birine bu iddiaları söyledi ki eski İslamcı yeni Atatürkçü güruh bugün bunları söylüyor ne diyorsunuz dese desen arkasına yaslanır. Of! Der. Ula bu ne der? Bu, bu bunu biz bile uyduramazdık der. Ya bunu biz bile söyleyemezdik. Bunu kim uydur dediler? O kadar yani. Ötesi var mı? Komedi der geçerler hocam. Şimdi hocam önümüzdeki hafta inşallah. Bir Asu hafta süre hanım, verelim. Bir hafta bir süre verelim. Hafta süre veriyorsunuz. Önümüzdeki hafta Asude Hanım buyurun gelin. Yeriniz hazır. Yo, yo, Asude onları... Hanım gelmeyecekmiş. Onun leveli düşükmüş. Ha, Kendi üç level üstü. Yazı yazdığı gazetedeki köşe yazarlarından biri evet. dedi ki, onun dedi leveli düşük. Daha üst level e, adamlarla çık. O yüzden leveli düşükmüş Asude Hanım'ın. Kendileri söylüyorlar. Yüksek levelli birileri gelsin. Evet. Düşük levelli birileriyle uğraşamam ben yani. Şimdi. Asuda Hanım konuşmasında neler söylemiş? Başlıklarını okuyayım hocam. Başlıklarını sadece. Tamam paylaşayım. oku, oku. Neler söylemiş? Haftaya Şimdi, neleri konuşacağız? O zaman söyle. Neleri konuşacağız haftaya? Onu paylaşayım. Şimdi Fatih'in annesi yani Fatih'in annesi Fatih dedi yani bizim Fatih Sultan Mehmet Hanımız. Fatih'in annesi Ortodoks bir Hristiyan olarak ölmüştür. Yazısında. Konuşmasında öne çıkan başlıklardan bir tanesi bu. Sahte fetvayla Müslümanlar katledildi. Kuyucu Murat Paşa Türkleri diri diri göndü, Nakşiler İngilizlerin lehine fetvalar veriyor. Atatürk Türklere itibarını iade etmiştir. Bir de Abdülhamit'e bakalım diye Abdülhamit'le ilgili söylediği sözler var. Dedik Toprak tatmıştır demiştir muhtemelen. Dedik ki biz sözlerinizin arkasındaysanız buyurun gelin programa davetimizi yaptık Ahmet Anapalı Hoca ile sosyal medyadan da davetimizi yaptık. Ben de davet ettim nazik bir şekilde ama sosyal medyadan yani Twitter'dan Asu Hanım beni de engelledi. Hatta Büyük Birlik e, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Bey'e ben de... Twitter'dan mentionlayarak şöyle dedim iletişim numaranızı verir misiniz sizinle konuşmak istiyorum dedim. Ama o tweetime hiçbir dönüş olmadı. Bu durumu da sizlerle paylaşmış olalım. Osmanlı'da halkın durumu Atatürk derin İslami bilgiye sahipti diyor konuşmasında. Geçmişi doğrularıyla yanlışlarıyla değerlendirmek lazım diyerek Orhan Gazi ve Osman Gazi ile ilgili konulara değiniyor. Ve şunu söylüyor diyor ki Ahmet hocam Osmanlı devri kapanmıştır diyor. Konuşmasında son sözde Atatürk'ten olsun diyor ve 1927'de Ankara'da yaptığı konuşmasında Efendiler biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil bilakis bu gibi yapılar din ve düşman din ve devlet düşmanı oldukları Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı bu yüzden bitirdiği için batırdığı için yasakladık diye bir konuşması var. 1927'de böyle bir konuşma yaptığını söylüyorlar ama aşağıda şöyle bir isim yazıyor hocam Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk 1927'de Atatürk soy ismini almış mıydı? 30 27 mi diyor? 27 diyor hocam. Hepsi şimdi 1927 Ankara'da yaptığı bir konuşmasında. Şimdi önümüzdeki hafta bu konuları Bana bunları sorma bak ağzından 30 dedim sonra durdum. Soyadı Kanunu'nun ne zaman çıktığını bile bilmiyorlar. Neyse. Önümüzdeki hafta hocam bunların cevaplarını vereceksiniz. İnşallah tabii ki Asude Hanım veya 3 level üstü bir kişiyi buraya üç bekliyoruz. Level diye sınırlandırma ya. Yok birkaç level sınırsız. Dedim ya işte yani kim geliyorsa hocaları gelsin, profları gelsin, ayakları başları gelsin. Hepsi birden gelsin. 35-40 level üstü gelsin yani fark evet, etmiyor. Öyle sosyal medyadan e, bize sürekli bir şeyler yazmak önemli evet. değil. Gelin buraya. Daveti önce biz yaptık. Sorun değil Ahmet Anapolu Hoca ben her yere şunu söylüyor. Korkarsın çıkamazsın diyen hala yazıyorlar. Bunlara ben geri zekalı diyebilir miyim? Hala korkarsın çıkamazsın diyor. Lan ben dedim ki az evvel çağırın geleyim istediğiniz yer ama Konuştuğumuzun da hakkı olsun ya, dört kişiye şey vermeyelim, evet. e, dört kişiye televizyon programı yapmayalım, onların reytingleri ne ki? Evet. Güzel reytingi olan bir kanalda yapalım şu programı dedim. Buna rağmen hala korkuyorsun diyorlar. Şimdi bu var ya bu, bu, bu ne biliyor musun? Allah'ın ibret olarak yarattığı, ey kulum bak ben neler yaratıyorum ibret al diye yarattığı yaratıklar bunlar. Dua etken ellerini kaldırıp Ya Rabbi hamdolsun ki böyle yaratılmadım. Beni farklı yarattın, sağlam yarattın demen için Allah yaratmış. Herhalde. Peki hocam bu programa neden gelmek istemiyorlar? Çünkü tarihle yüzleşecekler. İslamcıların arasında yüz bulamayıp bize yeni Osmanlıcı diyen yeni Atatürkçüler Atatürk'ün de kim olduğunu tanımıyorlar. Atatürk özel programı yapabilirim. Atatürk Tek konu Atatürk özel programı yapabilirim. Bakalım hangimiz daha iyi tanıyoruz Atatürk? Yapabiliriz, sıkıntı yok. Şimdi evet. öyle bir şey var ki harbiden cumhuriyeti kutsamak, cumhuriyeti onore etmek için Osmanlı'yı kötülemekle Osmanlı'yı kutsamak için Cumhuriyeti kötülemek aynı oranda gerizekalılıktır. Aynı oranda ahmaklıktır Resul. Her zaman her yerde söylüyorum bunu. Diyorum ki ben cumhuriyet çocuğuyum. 1974'te doğdum. Babam da cumhuriyet çocuğu. 1948'de doğdu. Dedem Osmanlı çocuğu. 1922'de doğdu. Yani Cumhuriyet benim babamdır. Osmanlı benim dedemdir. Cumhuriyeti kuran kadro Resul. Evet. Kim bunlar güzel kardeşim? Cumhuriyeti kuran kadronun tamamı 1873 ile 1885 doğumlu ara tarihleri arasında doğan Osmanlı'nın askeri ya da sivil bürokratlarıdır. Sizin zerre kadar tanımadığınız Atatürk hangi ülkenin eğitim sisteminden geçti? Sizin cumhuriyeti onora etmek için kötülediğiniz Osmanlı'dan bir Atatürk çıktı. Atatürk'ü yani Mustafa Kemal Paşa'yı yani Gazi Paşa'yı Osmanlı İmparatorluğu'nun Abdülhamit Han okulları yetiştirdi. La siz kim yetiştirdiniz? Sizin okullarınızdan kimler çıktı? Atatürk'ün bir muadilini gösterin bakalım. Arkeolojide Osman Hamdi diye biri çıktı. Şiirde Şair Fitnat diye bir kadın çıktı. Abdülhak Hamid Tarhan diye biri çıktı. Osmanlı'yı kötüleyen sizlerden kim çıktınız? Sakın demeyin Yahya ya Kemal. Anında çarpar derim ki Yahya Kemal 1888 küp doğumludur. Devleti Ali Osman çocuğudur. Romanda Ahmet Hamdi çıktı. Cumhuriyet çocuğu mudur? Osmanlı çocuğudur. Hikayede Ömer Seyfettin çıktı. Osmanlı çocuğudur. Necip Fazıl kimin çocuğudur? Hangi okullardan yetişti bunlar? Cumhuriyetten kimler çıktı? Bana bir tane isim verin bakayım. Hangi meşhur adam duayen çıktı? İlla cumhuriyeti onore etmek için Osmanlı'yı kötüleyelim mi? Anlayın. Anlayın. Bir daha söyleyeyim mi? Tarihinizle yüzleşin. Çok sevdiğiniz cumhuriyeti Osmanlı kurdu. Ben her programda söylüyorum. Evet hocam. Bazen de bazı ters taraftaki sivri zekalılar bütün sivri zekalılar bu tarafta değil ki. Burada da var sivri zekalılar. Bu sefer de o sivri zekalılar beni eleştiriyor. O duamı ben bir daha yapıyorum. Ya Rabbi 17. Türk Devleti'ndeyiz. Allah devletimizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı daim ve kaim eylesin. Amin deyin dostlar. Amin. Çünkü İslam ümmetinin bu coğrafyadan, bu milletten, bu vatandan, bu bayraktan başka tanı, tanıdığı ve güvendiği kimse yok. Geçenlerde Van Başkale, Van Başkale jandarma karakol komutanı, başçavuş abimle beraberdim. Başkale'de terörün olup gidemezsiniz oraya, batının çocukları dediler bize. Ben çatışmaların yaşandığı an gittim Başkale'ye. Televizyon programı çektim. Operasyonların yapıldığı bölgeye gittim, program çektim. Bu vatanın Lozan konferansından sonra bize kalan bu vatanın her karış toprağı benimdir. Her karış toprağında benim şehidimin kanı vardır. Bu topraklar benimdir. O başçavuş abi buradan selamlar ona. Dedi ki, Bosna Hersek'te görev yaptığım zamanlar bayram namazına gittik üniformamızla beraber gittik. Şuramda bir Türk bayrağı bu. Sticker mı ne o? Yapıştırılıyor ya. Evet, sticker. Yani evet. o şey, bez, kumaş bir baz, e, bayrak ama yapıştırılan bir şey var. Ayakkabıların yapıştırılması gibi. Cırt cırtlı bir şey. Cırt cırtlı. ha. Hatırladın mı o? Hatırladım. Yuvarlak bayrak, cırt, cırt var. Demişler ki, o bayrağı oradan çıkart. Niye demiş? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir askeriyim. Övünüyorum demiş göğsümde bayrak taşımaktan. Bak bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunda bir kıran başçavuş. Allah bunların sayılarını çoğalsın. Amin. Allah bunları var etsin. Amin. Göğsünde Amin. Türk bayrağıyla Bosna hersek'te camiye giderken çıkart bunu yürüyemezsin demişler. Resul çıkart bunu yürüyemezsin. Niye demiş ben bayrağımla yürüyeceğim. Takmış bayrağını göğsüne o cırt cırtla Abi namaza geç kalmış. Yürüyememiş. Sebebini söyleyeyim mi? Nedir hocam? Sebebini söyledi. Vay be dedim. gözlerinden yaş aktı. Herkes durdurmuş. Yaşlılar çıkartıp çıkartıp bayrağı öpüp geri takmışlar. Sonra da zaten bayram namazına sonra o kaybolmuş gitmiş. Almışlar yani. Boşnaklar diyormuş ki biz eğer bugün burada Bosna Hersek'te bu bayram namazını kılabiliyorsak bu bayrağın vatanı sayesinde. Bunu söyleyen bir kıdemli başçavuş. Bugün de aslanlar gibi, kahramanlar gibi, battal gaziler gibi Van Başkale'de, Ege'de değil, Aydın'dan Muğla'da değil, Van Başkale'de jandarma e, karakol komutanlığı yapıyor. Bu abi. Diyor ki Bosna Hersek'te yürüyemedim. Herkes tuttu, kucakladı, Herkes göğsümdeki bayrağı öptü. Bazıları çıkartıp öptüler, göğüslerine sardılar. Abi bu bayrak nasıl bayrak? Anladın mı? Evet. Bu bayrak nasıl bir bayrak? Etkisi çok büyük. Bu bayrak Atlika'da benim. Afrika'da da etkisi ya, var. Aynen Dünyanın öyle. dört bir tarafından mazlumların gözünde büyük bir etkisi var hocam. Bu bayrak benim, kimisi sevmese kanı. de, bazıları sevmese de bizim bayrağımızı sevenler var. Mazlumlar Bizim bayrağın o gölgesinin altında... Bosna sekler işte ya var mı ötesi? Diyor ki adam... Evet. Ötesi var mı ya? Biz diyor burada rahat rahat namaz kılıyorsak... ...bu bayrağın vatanı sayesinde kılıyoruz diyor. Bunu söyleyen boşnaklar. Ben o bayrağı ölürüm. Bu vatana, bu devlete, bu millete ölürüm. Şimdi işinize gelmeyecek. Bizden bu cümleleri duymak sizi... Fatiha duymuş cinler gibi, şeytanlar gibi kaçıracak biliyorum. Şeytanın yüzüne bir Fatiha okuyorum. Sizin yüzünüze şunu söylüyorum. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Allah Cumhuriyetimizi kıyamete kadar var etsin. Allah bu devleti var etsin. Çünkü bu devlet yalnızca benim değil, bu devlet bu dünyada Müslümanım diyen bütün ümmetin ümit kaynağı, varlık sebebi olarak gördüğü şeydir. O yüzden Allah bu vatanı, bu devleti, bu milleti, o bayrağı, bu cumhuriyeti var etsin. Cumhuriyet benim babamdır. Hiçbir Müslümanın cumhuriyetle sıkıntısı yok. Peki ya ne var? Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'de cumhuriyet adına keyfi uygulamalarla bizim problemimiz. Evet. Ötesi yok. Bak şeytan görmüş şey, fatiha duymuş şeytan gibi oldular. Çünkü onlar bizi Cumhuriyet düşmanı zannediyorlar. Ölürüm. Ben bu vatan uğruna 16 ay sizin gibi de İzmir Narlıdere'de değil Acemi Birliği'ni İzmir Foça, Eski Foça Jandarma Komando Tugayı'nda Usta Birliği'nde tim komutanı olarak Van Jandarma Asayiş Komutanlığı'nda 16 ay az teğmenlik tim komutanlığı yapan biri olarak söylüyorum. Ben bu devlete, ben bu cumhuriyete ölürüm. Genel Kurmay çağrı yapmıştım burada. Eğer bana ihtiyaç varsa Genel Kurmay Başkanım, bu ordu da artık benim ordum. Evet. Hava, deniz, kara işinize gelmeyecek. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorsunuz. Hava, deniz, kara, jandarma komutanları ve genel kurmay başkanı, cumhurbaşkanıyla nerede toplantı yaptılar en son? Millet Doğu'da. camisinde sabah namazında. Hocam doğuyu da ziyaret ettiler. Yok yok şey Ankara'da merkezde. Evet sabah. Bu ülkede. Geldiler, doğru bu ülkede kafam kadar büyük şampanyalarla. Şampanya içen cumhurbaşkanları, Ramazanlarda şarap içen, Ramazanlarda şarap içen cumhurbaşkanlarından kuvvet or General or generalleri, kuvvet komutanlarını toplantıya, sabah namazına, millet camiine çağıran bir cumhurbaşkanı işinize gelmiyor. Üzgünüm. Rahatsızlık vermeye devam edeceğiz. Hocam kısa bir ara verelim. Haftaya Aram gelin de konuşalım burada. Evet değerli izleyenler saklanan tarihe kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sosyal medyadan sorularınız var. Kısa kısa hemen soracağım ve cevabını alacağız. Evet değerli izleyenler saklanan tarihe devam ediyoruz. Sosyal medya üzerinden gelen sorularınızı Ahmet Hocama soracağım. Hocam Yasin Dikilitaş şöyle bir soru sormuş. Ahmet hocam Vedat Uşaklıgil ve Atatürk ilişkisi doğru mudur diyor. Şimdi e, önce şunu söyleyeyim. Reklam arasında Twitter'a baktım. Evet hocam. E, sevgili dostlar kimlerle uğraştığımızın farkına varın diye söylüyorum. Bana hala bizden birisinin karşısına çıkamazsın. Cesaretin yetmez, korkarsın diye mesajlar çekiliyor. Ben sizi tıbba, tıbbın psikiyatri bölümüne, onun da nöropsikiyatri bölümüne havale ediyorum. Artık size geri zekalı demek bile yetmiyor. Çünkü yok onun da bir şey sınırı var. Yok yok ben artık size bir şey demiyorum. Pes ettim. Çağırın geleyim diyorum. Çıkalım konuşalım diyorum. Buna rağmen hala korkuyorsun diyorlar. Ne demek lazım bu tiplere? O Annesi zaman, eksik su temizlemiş vesaire bir sürü şey. Yani şimdi e, yüklenmeyelim, hmm. ağır konuşmayalım diye tutuyoruz kendimizi de. E, programa davet eden biziz, engelleyen bizi gelmeyen daha Bir daha söyle ya, bir daha söyle. Hocam, programa davet eden biziz. Programa Verli davet izleyenler. eden biziz. İlk evet. önce davet eden biziz. Konuşmanızı gördük, sizde bu konuyu konuşmak istiyoruz programda diye davet ettik, telefonla ulaştık. Ama cevap gelmedi. Döneceğiz dediler, dönmediler. Ulaşam, Twitter'dan ulaşamadım. davet ettik. Hatta Selim Bey'in numarasını istedik. Ama Selim Bey numarasını da göndermedi. Asude Hanım hem Ahmet Anapalı'yı hem de beni engelledi. Korkan kim? Hala Korkan korkuyor. Kim? Diyor. Biz buradayız. Ahmet Anapalı burada. Buyurun tarihli Ahmet Anapalı yüzleştirmek istiyorsanız buyurun Ahmet Anapalı burada. Önce siz bizim davetimize iştirak edin. Sonra Ahmet Anapalı Hoca sizin davetinize iştirak etsin. Ya çağırıyorum ya çağırıyorum. Çağırıyorum. Gelin diyorum. Çağıran bir adama çıkmaya cesaret edemezsin. Korkaksın demek Necip Fazıl'ın tabiriyle ileri derecede gerizekalı olmak. İleri derecede. Çağırıyorum ya gelin konuşalım diyorum. Şimdi çağırıp üstelik ben demedim. Asude Hanım gibi düşük levelli, çapı düşük olan biri de değil. 35-40 gömlek ayaklar başlar gelsin diyorum. Onlarla konuşalım diyorum. Buna rağmen sen bana hala e, çapın yetmez korkuyorsun. Hocam diyorsun, <laughs> anlamıyorlar galiba. Artık ben ama seyircilerimiz ve Twitter'dan beni takip edenler sanırım anlamışlardır. Ya ben diyorum ki konuşalım. O diyor ki çıkamazsın korkarsın. Hocam idrak etmekte sıkıntı yaşayanlar var. Onlar yazıyorlar. Şimdi bu olayın sürecini bilmeyen insanlar var. Onlar yazıyorlar. Evet. Buyurun bu hafta bu konuya girmedik. Bir hafta girmedim Ahmet Anapalı Hoca, girmedim. Yani Ahmet Anapalı Hoca bir hafta size süre verdi. Buraya Asude Hanım veya daha üst levellerini bekliyoruz. Hodri Meydan. Yerimiz hazır değil evet. mi hocam? Şurası. Burada. Işte. Evet burada. Yerimiz burada. Bekliyoruz. Ahmet Anapalı Hoca. Sizle tarihi tarih konuşacak. Tarihle Ahmet Anapalı hocayı yüzleştirin. Buyurun. Davet ediyoruz. Tekrar tekrar davet ediyoruz. Hocam. Hadi gelelim, gelelim artık girelim. sorulara. Evet. Bu konu Hocam, bitti. Bak tamam. Evet, bu konuyu bu konu... kapattık. Haftaya kadar bu konuyu konuşmayacağız. Bir daha da ne Asude Hanım'a ne de başka birine bir davet göndermiyoruz. <laughs> onlar bize geliyoruz diyene kadar, doğru mu? Evet. Onlar geliyoruz, geliyoruz diyene kadar. Yani siz bize geliyoruz diyene kadar biz sizi aramayacağız. Sosyal medya hesaplarından yazmayacağız. Telefonumuz belli. Akit TV'yi ararsınız. Bize ulaşmaya çalışırsınız. Ulaşırsınız rahat bir şekilde. Ve biz de davetimizi yinelemiş oluruz. Evet. Davet o ana biz kadar biz bir şey konuşmayacağız. Şöyle söylüyorum hocam. Eğer ki söylediklerinizin arkasında arkasındaysanız Buyurun, bekliyoruz. Sosyal medyada aynı şekilde evet. sormuştuk. Tam evet. bu konu kapandı. Şimdi gelelim sorulara. Vedat Uşaklıgil ve Atatürk ilişkisi doğru mudur? Şimdi Yok, Atatürk'e Yasin... Atatürk, Latife Uşaklıgil ile evlendi. Aşkı Memnun'u yazan o Aşk Memnun diye bir film oldu ya şimdi. Evet. Halit Ziya Uşaklıgil de Atatürk'ün amcası olur. Hanımı tarafından amcası olur. Vedat Uşaklıgil de Latife Hanımın efendim Halit Ziya'nın akrabasıdır. Vedat Uşaklıgil ile Atatürk arasında bir eşcinsel e, ilişki olduğuna dair hep bu sözler söylenir. Fakat beni seven, bana itibar eden, ya Ahmet doğru söylüyor diyenler, bak demeyenlere bir şey demiyorum, onlar şöyle dursunlar. Bu adam doğru söylüyor diyenlere söylüyorum, inanmayın. Ölmüş gitmiş bir adamın hakkında hakaret etmek Adamı eşcinsel gibi göstermek. Ya Mustafa Kemal'in hayatından 36 tane kadın geçmiş. Adam tam bir erkek, çapkın bir erkek, bekar, kimseydi hesap vermek durumunda değil. 36 kadınla bir birlikteliği var bu adamın, bu adamı eşcinsel bir ilişkiye niye itiyorsun ya? Vedat Uşaklıgil denilen tamamen zırvadır, saçmalıktır, ölmüş iki tane adam var Vedat ve Mustafa Kemal her ikisine de büyük iftira atıyorlar. Yapmayın. Mahkemeyi kübrada Atatürk sizden davacı olacak. Düşünün. Atatürk sizden davacı olacak. İftira atmayın. Günahtır. Öyle bir şey yoktur. Evet. <laughs> bu soruyu sorduktan sonra sosyal medyadan yorum yazanlar var. Selamünaleyküm ve aleykümselam. aleykümselam. Hocama söyleyin, kale almasın. Yayın bitti. Biz tarihimizi öğrenelim. Boş verin diyor. Eyvallah. Ama Böyle, işte, bak bunlara cevap vermesek ne olurdu biliyor musun? Konuşmaya devam ederlerdi. Binlerce Atatürk'ü binlerce komünist, binlerce ateist, binlerce LGBT takipçisi, binlerce Marksist, binlerce Leninist, Atatürkçü. E, e, gerçeği gören Müslümanlar var diyerek bu videoyu paylaştılar. Bak, bak, bak. Ey o camiaya gönül vermiş arkadaşlar. Sizin sayfanızdaki videoyu paylaşanlar Müslümanlar değil, LGBT'ler, komünistler, ateistler, satanistler, bilmem ne isler diyorlar ki, gerçeği gören Müslümanlar da var ve paylaşılıyor. Ben bunlara cevap vermezsem derler ki, bak gördün mü? Kadın haklı. Kimsenin verdiği bir cevap yok. Çıt çıkmıyor bu tarafta. Bu yüzden ben cevap vermeliyim. Hazreti Hüseyin 70 askeriyle Yezid'in ordusuna doğru yürürken dediler ki gitme, yenilirsin. Ne dedi biliyor musun? Evet. Hüseyin'in sözü, Hazreti Hüseyin'in sözü benim şiarımdır. Eğer ben bugün haksızlığa baş kaldırmaz boyun eğersem bugünden sonra hiç kimse haksızlığa baş kaldırmayacak. Benle bu iş bitmemeli dedi. Hüseyin ve bize örnek oldu. Evet. Dolayısıyla ben Hazreti Hüseyin'in torunuysam eğer haksızlık görürsem baş kaldırmak zorundayımdır. İşte bak bunlar gibi. Haksızlık karşısında susan, susan dilsiz güzel. şeytandır. Bu kadar. Bas. Hadis-i şerif. Hocam, programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son e, 4 dakikamız var. Soru Şimdi, var mı? Hocam, soru var da konuştuğumuz bir soru var. Atatürk kendi parasıyla Japonya'da cami yaptırmış. Aslı nedir acaba diye sormuşlar. Biz onu geçen programlarımızda Atatürk hakkında uydurulan yananlar diye YouTube'a yazarsanız orada o programda konuşmuştuk detaylı bir şekilde. Bir anlamıştık. daha detaya girmeyelim. Bir daha Bunu detay yaptık çünkü. Evet, bir daha detaya girmeyelim. Oradan izleyebilirsiniz konuştuğumuz konuları tekrar etmiş oluruz. Burada yeni konuları konuşmak lazım. Bugün de yeni konuları konuşmak istedik. Gündemimize Osmanlı ile ilgili söyledikleri, e, bu anlattıklarını aldık. Asude Havuzlu'nun davet ettik. Davetimizi bu hafta icabet etmedi kendisi ama önümüzdeki hafta inşallah buraya bekliyoruz. Bu e, tarihimizde bir yüzleşelim. Ahmet Anapolo hocamı yüzleşti. Aynen tarihle. öyle. Son olarak bu konuyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Ben sana Asude sana Havuzlu hatırladım. hanımefendi ile tarihimizde yüzleşmek noktasında muhatap olmak ve tarihimizde yüzleşirken bana rehberlik yapmasını istedim. Sağ olsun beni engellediler. Yalnızca bizimle program yapmaktan imtina eden düşük levelli Asude Hanım değil. Düşük level bir hakaret değildir. Düşük level onların söylediği bir sözdür. Düşük levelli, ondan daha yüksek levelli biriyle konuş dedi. Yeni mesajdan bir köşe yazarı. O yüzden söylüyorum. Yalnızca düşük levelli asülü havuzu değil. Doçent doktor Sezai Balcı da bizimle karşılaşmak istemedi. Bak birisi matematik. Bak şimdi bir dakika. Birisi matematik hocası. Tarih konusunda konuşuyor. Bilgisine, kendisine, background'una güvenmiyor. Haklı mıdır? Haklıdır. Evet. Matematik konus bak matematik konusunda Asude Hanım beni bir programa çağırsın, biat ederim. Asude Hanım siz beni yenersiniz, estağfurullah, anlatın dinleyeyim derim. Çünkü benim matematik konusundaki bilgim ilkokul 4 seviyesinde kardeşim. Ama o tarih konusunda ahkam kestiği için çağırdık ya, bak o matematikçi, ulan Sezai Balcı ne? Tarihçi ve doçent. O da gelmedi kardeşim. Telefonlarını kapattı. Telefonla bağlantı bile kurdurmadı. Kurmadı. Hem reddetti. Bunları ben demedim dedi. Hem de kendi sayfasından bunları paylaştı, dağıttı. Ne nasıl bir guruhla, nasıl bir camiayla, nasıl bir mantıkla karşı karşıyayız farkında mısın? Evet hocam, farkındayım. Evet hocam. Şimdi son olarak bu hafta neden bu konuları konuşmadık? Belki hani e, kaçırmışlardı. Evet. Onu da e, hatırlatalım ve programı kapatalım hocam. Neden bu hafta? E, bu Asude Hanım'ın söylediklerini çağırdık. Gibi, çağırdık. Gelmediler. Gelmediler. Dediler ki bana ondan daha yüksek levelli biriyle karşılaş. Dedim ki ben de alayınız birden, topunuz tüfeğiniz, hepiniz hacınız hocanız. Profunuz, ayağınız, başınız, hepiniz birden toplanın, arşivleri de getirin, hep beraber konuşalım dedim. Benimle o konuşmayı, o programı yapacaklar. Evet. O yüzden ben şimdi argümanlarımı tüketmeyeyim, bana söylesinler. Asude Hanım'ın konuştuğu şeyleri ama konuşacağız. Evet. Onları konuşacağız. Ben de o, o yüzden bu hafta program yapmadık. Evet hocam. Hocam e, teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hazınıza sağlık. Allah sizden razı olsun. Evet değerli izleyenler bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Saklanan tarihin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar diliyorum. Akit TV'de kalın. Allah'a emanet olun.